Bugün YouTube, Twitter, Instagram gibi mecralar geleneksel medyayı çökertmiştir. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, beraberinde aralarında Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Torun'un da bulunduğu yerel televizyonların temsilcileriyle birlikte RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette heyet özellikle son zamanlarda denetimsizliğiyle gündeme gelen sosyal medyanın yerel ve ulusal kanalları zor durumda bıraktığını aktardı. Gerçekleşen ziyaret sonrası konuşan Anadolu Yayıncılar Dernek Başkanı Burhan şu açıklamayı yaptı. Geleneksel medya zor durumda. Özellikle yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi reklam kaybı yaşamaktadırlar. Bugün YouTube, Twitter, Instagram gibi mecralar geleneksel medyayı çökertmiştir. Bugün ulusal gazete, televizyonlar, yerel televizyonlar uydu ücret ödüyorlar TürkSat'a, RTÜK payı ödüyorlar. Bunun dışında üretime, istihdama çok ciddi ekonomiye katkıları var. Ancak size soruyorum, bir Instagram fenomeni, bir YouTuber herhangi bir vergi ödemiyor, herhangi bir denetime tabi değil. O yüzden Sayın Başkanımıza biz bunu ilettik. Sayın Başkanımız her zaman geleneksel medyanın, televizyonların, radyoların yanında olduklarını ifade ettiler. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bugün bir çağrıda bulundu, açıklamada bulundu. Bir takım internet siteleriyle ilgili olarak denetimden bahsetti. Bazıları hemen sansür mü geliyor, kapatılıyor mu dendi. Hayır, bizler de herhangi bir sosyal medya alanının kapatılmasını arzu etmeyiz. Ancak denetime tabi olmasını bekliyoruz. Ben buradan samimi olarak soruyorum. Evlerde çocuklarımız sizi mi dinliyor yoksa YouTuber'ları mı dinliyor, Instagram fenomenlerini mi dinliyor, Twitter'daki açıklamaları mı dinliyor? Dolayısıyla da bu mecraların mutlaka denetim altına alınması lazım. Burada bu bir milli güvenlik sorunudur. Denetim diyoruz. Denetim olmayan hiçbir mecra bu ülkede hizmet etmemelidir. Mutlaka muhataplar olmalıdır. Vergi ödemelidir.